Memnunum. Demin abla ne dedi? Ne dedi? Bir kelime dedi. Hı? Buradaki bütün millete yuvarlattırdın. Yuvarlattırdın mı? Evet. 20 senedir bunlara kanıyorsunuz işte. Ben 20 senedir dünyada değilim zaten. Şu an cebimde 40 lira para var mesela. Bozur harcayın. Allah razı için 1 lira. Suriyelilere baktığımız kadar 10 tane inek alsaydık Türkiye'de et ve süt kurumu kalmazdı. Her şey düzelirdi. Abla sizle konuşalım, buyurun. Siz memnun musunuz ekonomik gidişattan? Memnunum. Memnunsunuz abla. Şöyle biraz tavsiye verir misiniz insanlara? Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben memnunum. Allah daha da Recep Tayyip Erdoğan'a ömür versin. Yol aç. Sen memnunum. Allah seni bildiği gibi yap. Recep Tayyip Erdoğan. Abla bağırmana gerek yok. Allah Allah, kim onu tutuyor da onu yapıyor. Makarnacı. Sen makarnacısın. Vallahi billahi makarnacısın. Tamam abla. Git. Yapmayın abi ya. Senin gibi geri zekalılar Erdoğan'ı tutuyor ha. Senin gibi geri zekalılar tutar. Şerefsin de. Fazla işlemiyor. Dali etmez. Açsa da ağzını görmez. Korkmuyorum lan kimseden. Allah'tan başka. Kim beni bulursa heykel kuvasa çıksın. Konuşalım. Demin abla ne dedi? Ne dedi? Bir kelime dedi. Hı-hı. Buradaki bütün millete yuvarlattırdın. Yuvarlattırdın mı? Evet. Bir ne şey yaptın mesela? Ne yaptın? Herkes üstüne saldırdı o. Ne dedim ben? Ben ne dedim? Bak, ironi yapacağım biraz. Lütfen ama. Hayır, ben ne dedim? Açıklar mısın? Bir şey, ortaya bir iftira atıyorsun. Ama demokrasi denilen bir şey var değil mi? Var. Abla herkes, gel konuşalım dedim. Doğru mu? Ben mikrofon aldım zaten. Özgürce kendi ifadeni verebilir değil mi? Verebilir. Bak, demin ablanın biri konuştu. Tamam, memnunum dedi. AK Particiyim dedi. Tamam, ben de dedim. Ben de cevap verdim. Sen cevap bile, ağzını bile açmadın. Tamam. Sen. Gel abla konuş dedi. Millet yuhladı. Millet yuhladı. Tamam o zaman. Yine ağzını açmadın işte. Ben onu dedim. Gel konuş. Hayır, gel konuşalım abla dedim. Yok, yok. Evet, yine konuşmadın sen. Tavsiye verir misiniz insanlara, şikayetçi dedim. Duydunuz mu? Kayıtları var. Bunu izleyenler görecek de. Sadece bu konu için de, o bayan için değildi bu benim dediğim. Şimdi benim görevim ben sorgulamak. Takip ediyorum, izliyorum tamam, seni. Benim görevim sorgulamak. Ablaya dedim ki, ablacığım dedim, geçinemeyen insanlar varmış. Tavsiyede bulunur musun dedim ama sesinden gitmiştir. Belki siz duymadınız. Kameraya gitmiştir o ses. Abla kaçtı. Gördünüz ya. Abla kaçmak zorunda kaldı. Abla kaçmadı. Orada cesaret gösterdi bu kadar insan, bak o kadar cesaret gösterdi bir bayan olarak, bu kadar insanın içinde cesaret çıktı. Değil ki, aptal cesaretim hocam. Deme işte. Yani ekonomiden ben memnunum. Şimdi bak şu hayat şartlarında ekonomiden kim memnun olur? Belki memnundur sen. Yani insanların içi ateş var, volkan var insan. Ya seninki yanıyor, onunki yanmıyor, benimki yanmıyor, onunki yanıyor. Bunu kimse bilemez ki baba. Sen bu memlekette çocuğundan mama alamayan babalar var, intihar ediyor. Tamam, okay. Bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Siz bundan memnun, ben bundan memnunum diyebilir misiniz? Ama belki o abla memnundur. Ben ona sormuyorum ki. Ülkenin ekonomisini soruyorum ben. Memnun musunuz diye. Şimdi sen benim ne demek istediğimi anlamadın galiba, değil mi? Şimdi o abla memnun. Bak, o abla memnun hayatından, ekonomiden de, ülkenin gelişinden de, gidişinden de. Sormuyorum ki. Hayatınızdan memnun musunuz? Sormuyorum. Kardeşim ben burayla konuşuyorum bir dakika. Bak, o abla memnundu. Tamam da ben hayatınızdan memnun musunuz diye sormadım ona zaten. Ekonomiden memnun musunuz dedim. Türkiye'nin ekonomisini konuşuyoruz dedi. Biz. Bak, memnunum dedi. Herkes birden saldırdı niye değil mi? Niye saldırdı insanlar? Neden yolladı niye, sizce? Niye abi? Neden? İşte öyle bir şey olmayacak. Bak, Avrupa'da böyle bir şey yok abi. Çünkü herkes doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebiliyor Avrupa'da. Evet işte, ben onu diyorum. Özgür bir şekilde. O ablanın da demesi gereken şu ki, ekonomi kötü, idare etmemiz lazım falan der. Hadi orta yolu bulsun ama öyle bir şey demiyor. Ekonomi, hatta bir de insanların böyle gördüğünüz gibi kışkırtıcı konuştu. Fark ettiniz mi? Konuşma şeklini. Bence provoke falan bir şey yapmadı. Kaçtı. İşte onu diyorum. Ya, kesinlikle provoke falan yapmadı. Sen ekonomiden memnun musun? Gayetce ifadesi. Provoke yapmadı. Hayır. İfadesini gayet özgürce ifade etti ama edemedi. Maalesef edemedi. Herkes birazdan İnsanlar neden bağırdı? Onu düşündünüz mü? Neden düşündünüz mü? İnsanlar neden bağırıyor? Ablaya neden tepki gösteriyor? Abi tam o insanlar belki perişanlar. O insanlar belki ekonomisi iyi değildir. Ama iyi olan insana da sen bu tepkiyi gösteremezsin. Bu ifade özgürlüğü değil, bu demokrasi değil. Şu an Türkiye'de milyoner olan insanın bile ekonomisi kötü. Çünkü her şey olabilir. 2 katı, 3 katı fiyatına çıktı. Olabilir hani o belki hayatından memnundur diyorsunuz ya. O bile memnundur diye bir şey yok. Ekonomi kötü çünkü. Anladın abi, mı? Niye o zaman mi? İyi diyor? Niye o zaman iyi diyor? Demek ki iyi. Hani aptal cesaret dediğim o işte.
Gerçekten. Abi, aptal demiyorum bu arada. Aptal cesaret ediyorum. Ben anladım senin ne demek istediğini. Ama her insan özgür bir şekilde konuşsun, ifadesini versin, konuşsun. Kardeş, konuşturmadınız aklı, ki. Onun aklı partidedir. Onun aklı partidedir. Zaten ben onun aklı ekonomide değil. Şunu anlatayım. Bu parti işi değil, siz anlamıyorsunuz ya. A partisi, B partisi bu parti işi değil ya. Partiler cılıktır. Abi. Şunu gördünüz mü? Şimdi bir AK Parti'nin bir işi yok. Bir dakika. AK Parti'nin bir işi yok. Cumhurbaşkanı'nın bir işi yok. O kadına bakıyor mu yani? O kadına yemek, su, aş mı veriyor? Bir şey demedim canım. Bir trilyon para mı gönderiyor? Ben, işte ben de bunu diyorum. Ben bir şey demedim. Ama ben ablaya soru sormamın sebebi şuydu. Yarım saattir falan buradaydı galiba. Bir o köşeye geçip video çekiyordu. Bir o köşeye geçip video çekiyordu. En sonunda yanıma gelince ona sordum mikrofonla. Yok kardeş. Onda kamera görmüştüm. Kaç yerde vardı. Ben o kadarını bilmiyorum. Girmem lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bakıyorum konuşuyor. Bir dakika abi. Ben bir şey sorabilir miyim arkadaş? Şimdi sen de ki işi gücü yok da buna para versin değil mi? Peki Cumhurbaşkanı işi gücü yok da yandaşa 5'er 3'er maaş verme işi var da bu kadına mı veremez? Her yanında gene 3-5 maaş mı para veriyor? Peki bunun işi gücü yok mu bunlara milletten aldı vergiler gidip buna maaş veriyor? Beşli çeteyi beslemeye para yani şey işi var da gücü var da buna bakıyor da bu kadına mı bakamıyor? Belki bir troldür, belki gerçekten bankamatik troldür. Bulamaz mı? Bu soruna bir cevap vereyim. Ey babacığım, siz 20 senedir neredesiniz? Ha, haklısın. Neredesiniz? Haklısın. Bak kurunun yanında yaş da yanıyor. Veren de yandı, vermeyen de yandı. Değil mi? Değil mi? %50, %55 oylar aldı bu adam değil mi? Son seçimde bile %52 oy aldı mı bu adam? Şimdi aldı siz mı? Neyin şeyini yapıyorsunuz ben onu anlamıyorum. Aldı mı? Bak kendisi aldı mı acaba? Aldı mı? Aldı mı? Resmiyette aldı değil mi? Işte, nasıl resmiyette aldığı önemli değil. İşte, resmiyette önemli, aldı önemli mı baba? Orası. O zaman önemli olan orası. O zaman bizim ülkede, bizim halkta ne var abi? Örgütleşme diye bir şey yok. Abi bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yani gidip son dakika ben de tüm her şeyi düşürsem ben de oy alırım yani. Yani burada yapacak bir şey yok yani. Yağlar olmuş yük 80 lira. Abi işte o zaman. Abi bak. Sana bir şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Değil mi? Abi bak adam geliyor. 20 senedir bunlara kanıyorsunuz işte. Hemen 20 senedir dünyada değilim zaten. Bir şey yaptı diye kanıyorsunuz. Daha 20 ya dur. Bir dakika daha. Yeni bir yetişmiş daha. Çocuğun yaşı 20. Abi. Çocuğun yaşından bahsetmiyorum. Ben bak bir şey diyeyim mi sana? Adam gelmiş. Sefer iyiliğini gördünüz mü? Dinleyelim. Adam gelmiş elin Suriyelisin burada doyuruyor kendi ülkesini aç bırakıyor. Bak benim maddi durum gayet iyi. Son model telefonu da kullanıyorum. Ya adam gelmiş onlara ev veriyor. Elin adama burada aç. Niye Suriyelilere bakmıyorsun tarlayı, bahçeyi, her tarafı? O strateji. Adam gelmişti merkez almış buraya. Sana gelme diyor. 10 kişi çalışıyor. Bir eve giriyor. Türkler bir kişi çalışıyor. 10 kişiye bakıyor. 20 sene önce ben tek başıma 10 kişiye bakıyordum. Şimdi 10 kişi bana bakamaz oldu. Abi kiralar olmuş 2005. Suriye konusu, Suriye konusu. Herkes için bir şey söyleyeceğim. Şimdi ülkemizde kayıt dışı para, kayıt dışı parayı kayıt altına alamadığı sürece ne sağ ne sol hiçbir kimse bir şey yapamaz. Sağ der ki ben asgari ücreti 10 bin lira yapıyorum. Kiralar da 10 bin lira oluyor. Sol der ki ben memur maaşını 20 bin lira yapıyorum. Kayıt dışı parayı düzeltemediği sürece, vergi kaybı olduğu sürece o memur maaşını ödeyemiyor. Her şey vatandaşın bilinçlenmesi. Sağ, sol, o, bu değil. İnsan bilinçlendiği zaman, öğrendiği zaman ahlaki değerler dinle alakalı değildir. Bir sürü dinsiz insan var. Çok güzel ahlakla yaşıyorlar. Suriye konusu değişik bir şeydir. Stratejik bir konudur. Jeopolitik konumdan dolayı 3-5 milyon gelmiş olabilir. Afgan. 10 milyon. Afgan. Bir şey değil mi? Türkiye'de savaş çıksa hiçbir ülke bizi almayacak. Yani ben bunu da söyleyeyim sana. Kayıtsız 20 milyon. Evet. Bak kimse almaz. Kayıtlı olan 10 milyon. Şimdi bu sen biraz... Afgan var ki onun hakkından gelinmez. Onlar geliyor sizin gibi insanlara 30 liraya çalışıyor. Bu çocuğumuza 100 liraya iş vermiyorsunuz. Abi bak benim ekonomim iyi tamam mı? Ben Almanya'dan aylık gelir alıyorum oradan. 500 euroya yakın. Ama buradaki aç insanları düşünürsek yani hiç adi bir şey değil bu yani. Ben orada kendi ülkemde yani aylık para alıyorsam buradakilerin de gelip yani öğrencilerin aylık para vermesi gerekiyor. Yani gidip elin ülkesine değil de kendi ülkesine vermesi gerekiyor yani. Gençlenmiş oldu. Yurt dışına gitmek istiyor şu an. Hayattan umutsuz, gelecekten umutsuz. Evet öyle zaten. Yani buradan çıktı en fazla birimde kasiyer de olabilirsin. Yani gidip burada memur falan olamazsın. Adam iki üniversite bitiriyor, kasada çalışıyor. Ya benim ekonomim iyi bak, bir şey demiyorum. Ama yani burada gelip dedeler ya yani amcalar gelip çıkar göster telefonu diyor. Bak telefon iPhone 11 yani son model telefon kullanıyorum burada. Ne güzel. Evet. Abi ben konuşabilir miyim? Biliyorum kardeşim. Çok sağ ol. Suriyelilerle ilgili söylemek istiyorum.
bak abi ağzıyla itiraf etti. 10 kişi çalışıyor dedi. Biz de çalışalım. Burada ne işimiz var? İnsanlar çalışmıyor değil ki. Benim evimde 4 nüfus var. Biri kendim, tamam. Biri eşim, 2 tane çocuğum. Evet. Bu ailede tek ben çalışıyorum. 20 sene önce evet. Tek başıma çalışıyordum. Tatilime gidiyordum. Evet. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordum. Çocuklarıma bakıyordum. Şimdi onlar çalışsa bir tek bana bakamıyor. Abi 10 sene önce 10 kişiye bakıyordum. Evet. 10 sene önce şimdi 10 kişi çalışsın. Tövbe bismillah evet. Bir tek bana bakarsa ona ne istediğini yaparım. Abi 10 sene önce benim babam önce. Tamam ben 20 sene tamam. Yaşındayım. Tamam ben sana söyleyeyim. 20 sene önce biz de 15 kardeşiz. Benim 15 kardeşimin telefon faturası yoktu. İnternet faturası yoktu. Herkesin elinde tablet yoktu. Kardeşim, okutulmasın normal bir şey. Senin telefon dediğin ihtiyaç, internet tamam. Dediğin ihtiyaç. Bugün çocuklarımız okula gidiyor, okulda. Ama 20 sene önceden bahsediyoruz. Kusura bakma, biz eskiden kütüphaneden araştırıyorduk. Şimdi çocuğa diyor ki, git bilmem ne kadar internetten çıkart gel. Evet. Bir tane internetin bir sayfası 1,5 lira. Evet, işte onun git, için de geçimimiz de zorlaştı. 100 sayfa verdiği zaman 150 lirayı buluyor. Evet, 20 sene önce bunlar işte yoktu. Akşama kadar bir insan bir evet. İşçi 150 liraya akşama kadar tamam. Zor kazanıyor. 20 sene önce bunlar yoktu. Evet. Onun için 10 tane değil 20 tane çocuk gene bugün Almanya'yı, Fransa'yı bilmem neye konu alıyor. Ben 11 tane ülke gezdim. Almanya, Rusya, Fransa, Romanya. Ben 3 kardeşim. Tamam. 3 kardeşim ve bütün ülkelerde yaşamış bir adamım. Var mıydı? İnternet, telefon, fatura bilmem neyi vardı. Bugün 20 sene önce 20 sene önce ben Fransa'da kapaklı sacem kullanıyordum. Biz Türkiye'den biliyor musun sen onu hatırlıyor musun? Biz Türkiye'den ve telefonu şu gördüğün en kral telefonu 1 euroya aylık ödemek şartıyla fatura üzerine alıyordum. Tamam. Erdoğan 20 sene euroydu. Önce yokken o zaman bunlar niye yoktu? O bunlar şimdi, niye yoktu? Şimdi şu telefonu 5000 liraya 10.000 liraya alamıyorsun. Abi kendisi söylüyor kendisi duyuyor. Alamıyorsun. 20 sene önce Fransa'da bunlar varsa o zaman Türkiye'de vardı. Erdoğan yokken niye burada vardı. Yoktu? 20 sene önce ben bu telefonun bir alt modelini kullanıyordum. Tamam Türkiye'de niye yoktu? Evet Türkiye'de niye yoktu? Erdoğan'la mı geldi Türkiye'ye? Hayır değil. Tamam ben abinin söylediğini söylüyorum. Aslında ikiniz aynı şey diyorsunuz evet, ama ben tartışma yerinde daha da gittikçe şey oluyor biliyor musun? Yok, aslında ikiniz de aynı şey yapıyor. Aynı muhabbet. Haksız evet, mıyım kardeşim? Evet, sen haklısın evet. Kesinlikle haklısın. Evet. Şimdi abi Suriye'nin neyini tartışıyorsun? Ben 11 tane evet. Ülke gezdim kardeşim. Suriye'nin 11 tane. Bir şey yok. Bizim millet çalışmıyor. Tarlada bahçede çalışan yok. Bizim insanımız çalışıyor. Evet. Para kazanamıyor. Antalya'da atacaklardı Suriyelileri. Adam ne söyledi? Mazra sahibi ne söyledi? Ben akşam garsonluk yapıyordum 100 liraya. Tamam 100 liraya garsonluk yapıyordum. O adam gelip garsonluk yapıyor 20 liraya. Çiftlik sahipleri söyledi ki Suriyelileri gönderirseniz yerine işçi istiyorum dedi. Bu Antalya'da yaşandı ya. Türkiye'nin işçiye mi ihtiyacı var kardeşim evet. Sen ne diyorsun da? Hayır, ben Antalya'dan bahsediyorum. Sen ne diyorsun kardeşim? Türkiye'nin gidiyor. Resmi rakamlar var. İşsiz. Hocam. Suriyelinin burada ne işi var son sana? Aynen. Türkiye'nin işçiye ihtiyacı yok. Dur. Ben kalsın demiyor. Ben bir şey diyeyim mi? Ben sanki suyuyla kalsın istiyormuşum gibi oldu. Bak ama sen öyle oluyor. Öyle oluyor. Hayır. Tabii ki. Şimdi onlar niye 10 kişi çalışıyor da biz çalışamıyoruz? Ben onu demek istiyorum. Niye çalışıyorum sana? Var mı kardeşim? Evet var. Evet, o zaman 10 kişi çalışıyorsun. 10 tane çalışıyoruz. 10 tane çalışanın insanı senin evet. Tek bir aileye giriyor. Bak ben çalışıyorum. Bizim, ben bizim batı geldim, insanında tatile geldim. Kusura bakma. Bizim evet. Batı insanında 10 tane evet. Çocuk yapacak adam yok. Bizim evet. Batı insanında maksimum 1 2 3 4 tane insan var. Yapsene 10 tane. Ben 2 tane 2 tane çocuk yapabildim. Üçüncüyü yapamadım diyorum sana ya. O senin problemin ha. Yani ben ne söyleyeyim? E düşün. O senin kendi problemin ha. Size konuşuyoruz değil mi? Konuşmak istiyorum. Buyurun. Biz ekonomiyi konuşuyoruz. Siz memnun musunuz bu ekonomik gidişattan? Hayır değilim. Neden? Genç olarak değilim. Çalışmıyorlar falan diyorlar ya. Ben çalışmama rağmen asgari ücretle geçinemiyorum. Ben 6 kişiye bakıyorum. 250 lira para mı ya? Buradan git bir markete yağ olmuş 150 lira para. 180 mi? 1080 diyor. Yani çok kötü gerçekten. Ben okul okumam yerdeyken hani ben çalışıyorum. Bu yaşımda geleceğimi düşünüyorum. Hani diyorum yani sürekli bir yerlere başvuruyorum. Çünkü benim paraya ihtiyacım var. Sürekli bir para şeyim var aklımda. Param olmasa param yok. Hiçbir şey yetmiyor. Antalya'dan buraya geldim. Sadece bir yemek yedik. Bir arabaya şehir içine falan bittik. Bizim bir 300-400 liramız gitti mi? 400 lira ne demek ya? Döner yemeyeyim
Ya döner de mi yemeyelim? Olmuş 50 lira para. Döner. İhtiyaçlar lüks oldu. Yumurta 50 lira. Tavuklar ne oldu? Tavuklar ölüyor mu? Haberimiz mi yok? Kanser mi oluyorlar? Bu tartışılıyor bugün. Türkiye'nin gündeminde hayat pahalılığı var. Bunu herkes kabul ediyor ama sebepleri tartışılıyor. Dış güçlerden diyorlar, esnaflar yapıyor zam mı diyorlar. Sebebi ne bu hayat Türk pahalılığı? Türk milleti kendi kendine kazık atıyor. Yani ucuz aldığı malı yine de pahalıya satıyor. Zaten bir şeyler yükselmiş ya, o da üstüne koyuyor. Zaten Türk milleti birbirine kazık atıyor. Millet olarak birbirimize kazık atıyoruz. Böyle giderse zaten her şey AK Parti değil. Her şey böyle Erdoğan Erdoğan diyorlar ya, Erdoğanlık bir şey de yok. Yani adam zabıta falan gönderdi. Aizbirliğe bir... Ben şokta çalışıyorum. Abi tehdit ediyorlar ya. Düşüremez. Ben de onu diyorum. Düşüremiyor adam. Hani diyor ki... Esnaflık bir durum yokmuş. Düşüyor olsa düşerdi. Satın al diyor. Şoku satın al diyor. Gücü var mı? Yok. Devlette para kalmadı zaten. Ülke olarak battık. Her yer Afgan Suriyeli. Kafede oturuyorum. Allah rızası için 1 lira. Yatırım yapıyoruz resmen onlara ya. Ben Suriyeli istemiyorum. Afgan istemiyorum. Turistler şu an bir tane akın buraya akın ediyor biliyor musun? Çünkü 1 dolar 14 lira para olmuş. Hepsini istiyor. 14 lira ne demek ya? Arabı Afganlı istiyorlar ama bir tek Kürtleri istemiyorlar. Ya Kürtler zaten o ayrı bir konu. O çok ayrı bir konu. Yani zaten bizi insandan bile saymıyorlar. Ben de bir Kürt'üm. Suriyeli diyorlar. Yıllardır Suriyelilere bakıyoruz. Suriyelilere baktığımız kadar 10 tane inek alsaydık Türkiye'de et ve süt kuyumu kalmazdı. Her şey düzelirdi. Bahçeli ev yapacakmış onlara. Bahçeli ev yapacakmış. Ben eşek gibi çalışıyorum askeri ücrete. Ben burada, yani bu ülkenin vatandaşıyım. Suriyelilere bahçeli ev yapacakmış. Yaptırmayacağız, izin de vermeyeceğiz. Kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyoruz. Yapıyorlar. Sen ne kadar izin vermiyorsun? Hayır. Millet olan karşı çıkacağız. Ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomi gidişattan memnun musun? Değilim abi. Neden? Niye değilim? Şimdi şöyle, biz burada arkadaşla konuştuk. 300-400 lirayla gelip bir kıyafet, bir pantolon, bir tişört hiçbir şey alamıyorsun. Ben daha dün geldim, 1000 lira para harcadım ayıptı söylemesi. Bir ayakkabı aldım, bir kot aldım, bir tane bak bu üstündeki gömleği aldım. Çıktım gittim eve 1000 lirayla. Şu an cebimde 40 lira para var mesela. Bozur harca. Ya işte ne gerek var abi böyle olmasa? Mesela telefon muhabbeti falan filan yapıyorlar ya. Burada mesela çıkıp biri burada bana dese ben bıçaklarım var burada. Ağzına soktular burada yine. Değil mi? Yaparım işte, ben de yaparım aslında. Çünkü hani böyle dışarıdan göründüğü gibi filan değil bu. Eve yansıyor mesela. Geçinme zorlu geçen aileler var. Mesela görmeyen birçok insan var. Yani burada birçok zengin gibi takılan insanların aslında çoğu geçinme sıkıntısı var yani. Birçoğunu şurada kime sorsan cebinden 5 lira para çıkmaz ama bazı dayılar var. İşte ekonomi süper, Türkiye'nin neyi var falan filan gibisinden konuşuyorlar. Şimdi birçok kişi de hayatı toz pembe sanıyor. Bilmiyorum ama ben ekonomi konusundan çok sıkıntılıyım ya. Gençler geçmiş günleri bilmiyorlar. O yüzden bugün şikayet ediyor diyor ya, dayılar özellikle. Ya öyle diyorlar çünkü onlar da şimdiki zamanı bilmiyorlar. Hani şimdiki zorlu bilmiyorlar. Adam 6000 lira maaş alıyor. Üniversite mezunu. Üniversite mezunu garsonumuz var bizim Türkiye'de. Ne gerek var? Adam 25 senesini eğitim hayatına veriyor. 8000 lira para kazanıyor. Ne için çalışıyor? Niye veriyor 25 senesini? Sen nasıl görüyorsun? İşte okuyorsun, mezun olacaksın. Ben şöyle ileriye işte, baktığın zaman nasıl görüyorsun? Okuldan çıkacağım. Ben 17 yaşındayım. Okuldan çıkıp çalışacağım. Kendi paramı kazanmaya başlayacağım bu yaşta. Okumayacağım. Niye okuyayım? 25 sene okuyup da garson mu olacağım? Öyle abi. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Ekonomiyi konuşuyoruz. Memnun musunuz gidişattan? Vallahi ekonomi çok kötü. Baksana şu anda alışverişe çıktık. Bir şey alamadan geri gidiyoruz. Eski kıyafetlerle bayramı geçirmeye çalışacağız. Ekonomi bildiğiniz gibi. Niye alamadınız abi? Ya bütçe yetmiyor. Çocuklara mı alacaksın, kendine mi alacaksın? Bak ben dün, benim 3 tane çocuğum var. 3'üne birer parça aldım. Şu anda belki cebimde 100-150 lira para. Ben ne alabilirim? Bir tane pantolon bile gelmiyor. Yani düşünebiliriz. Bak ben 10 tane mağaza gezdim. Alamıyoruz yani. Ya pantolon yok. Yok yani, bulamazsın. Var ama yani giyilecek pantolon değil yani. O yüzden sadece pantolon giyecek değil ama yiyecek olarak şu anda pazarda 100 lira götürdüğün zaman 2 kilo sebze alabiliyorsun. Markete gidiyorsun aynı şekilde. Durum çok vahim yani, bu gidişat. Ne oldu da böyle oldu abi fiyatlar? Niye bu kadar yükseliyor? Ya, şimdi savaşa bağladılar. Savaşla bence bir alakası yok. Tamamen bu dış güçlere bağladılar. Onunla da bir alakası yok. Sonuçta kendi içimizdeki sıkıntılardan oluşmaktadır. İktidara ben bağlıyorum yani bunu. İktidardan dolayı. Her gün Tanzim Market. Biz üstüne bineceğiz. Takipçisi olacağız ama görünen bir şey yok. Şu anda ev kiraları varsa tarafında bile 2500-3000 lira. Bak ben nakliyeciyim. Her gün ev taşıyorum. Her gün taşıdığım evlere, ev sahipleri adamı sırf yüksek fiyata vermek için evlerden çıkarıyorlar. İnsanlar perişan durumda. 300 bin liralık ev olmuş 1 milyon. Kimse alamıyor. Yani sadece yiyecek içecek olarak dedim. Yani bütün sektörler aynı şekilde. Çok kötü durumda. Yani böyle giderse gariban için ev hayal oldu zaten. Kiracı desen derme çarpma evleri bile olmuş 1500-2000 lira. O da Suriyeliler almış. Bizim halkımız dışarıda. Millet zor durumda yani. Bu şekilde gidişat pek iyi değil. Geleceği nasıl görüyorsunuz abi? Vallahi gelecek şu anda bir umut
görünmüyor yani. Umutla bakamıyorum. Seçim var önümüzde. Seçim var yani. Gelecek olan kim olursa olsun bu kolay kolay düzelecek bir iş değil. Yani şimdi bu gidecek olan iktidar da gidebilir. Gelecek olan muhalefet olur. Tekrar iktidar mı olur? Yani bunu düzeltecek pek bir şey göremiyorum yani. Zor. Hayırlı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Sağ. Ekonomik gidişattan. Ya kim memnun ki? Bunlar hangisi memnun? Hadi sor bakalım. Memnun diyen çıkmadı abi. Vallahi ben de memnun değilim. Ben memnun olsam diyen yalan konuşmuş olurum. Çok konuşalım abi. Sebepleri tartışılıyor bugün. Ekonominin neden kötü olduğu konuşuluyor. Sizce neden kötü? Vallahi ben bilmiyorum neden kötü. Dış güçlerden mi kaynaklanıyor? Her sırada kaynaklanıyor. Bizden de kaynaklanıyor. Dış güçlerden de kaynaklanıyor. Her yerde kaynaklanıyor. Peki düzelir mi? Ne zaman düzelir? Ben bugüne kadar bir şey Türkiye'de bir şey yükseldiğini, düştüğünü görmemişim bugüne kadar. Benim yaşım 52. Bugüne kadar düştüğünü görmemişim. Bundan sonra da düşecek mi, düşmeyecek mi onu bilemem. Yani bence devam eder. Ekonomiyi konuşuyoruz. Yoruma dayalı bilgi gerektirmiyor. Memnun musunuz gidişattan? Şu an iyi ya. Memnunsunuz. Evet. Nasıl memnunsunuz abi? Şöyle kameraya bakarak geçiremeyen insanlar var. Tavsiyede bulunur musunuz? Çalıştığın an, Türkiye'de çalıştığın an aç kalmazsın ya. Şimdi çalışıp da geçiremeyen insanlar var. Biliyorsunuz hayat pahalı, her şeye zam geliyor. Bugün bir yevmiye 180 liraysa 540 lira yapar ayda. Ne yapar abi? 540 lira yapar. Geçen sene 5400 lirayla çok daha fazla bir şey alırken bu sene yarı yarıya düştü. O normal ya. Normal diyorsunuz. Normal. Niye abi, nasıl normal? Hayat şartları onu gösteriyor demek ki. Nasıl bunu gerektirir diyorsun. Evet. Teşekkür ediyorum.